Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda arkadaşlar ofisimize güvenli bir internet hattı çektirdik. Yanımızda da Berknet firmasından Evrim Hanım var. Merhabalar. Ve ayrıca Mustafa Bey var. Merhabalar. Şimdi hep birlikte size ofise siber güvenlikli internet nasıl çektik, ne yaptık, ne ettik onları anlatacağız. Ne ya bu siber güvenlik? Bize bunu bir tanımlayabilir misiniz? Özetlemek gerekirse dünyadaki ve uzaydaki bütün bilişim sistemlerinin birbiriyle iletişimindeki güvenliğe dair bir protokol siber güvenlik. Siber güvenlik merkezi her sistemin kendi güvenliğinin sorumlu olduğu yerde yönetiliyor. Burası da bir siber güvenlik alanı. Sizin de içeride network cihazlarınız var. Daha da merkezi bir siber güvenlik alanı yok. Siber güvenlik bir güvenlik protokolüdür. Doğru. Bu başlıktaki %99'un %1'lik payını niye bıraktık abi? %100 kelimesi gerçekten çok büyük bir kelime. Bunu bir rakama yansıtmak çok çok zor. Bu tarafta hackerlar var abi. Evet. Black taraf, siyah taraf. Tamam. Bu tarafta beyaz taraf var. Evet. Bu iki taraf sürekli çatışıyor. Bahsettiğin siyah taraf aslında günümüzde kullanılan bu iletişim hatlarındaki açıkları arar. Beyaz taraftaki arkadaşlar ise en az onlar kadar bilgiye sahip karşı taraftaki gibi ve onlardan gelecek ataklara önlem almaya çalışırlar. Yani birisi gelir de İzmo'nun bahçesine USB atar. Evet. Bizim Lütfi de onu bulur. Ne lan bu diye alır. Nedir diye bir merak eder. Bilgisayara tak. Ya Lütfi dedim de Lütfi böyle bir şey yapmaz arkadaşlar. Hani herhangi bir... Flaş atmayın demeye çalışıyor. Aynen aynen. Herhangi birisi aldı. Taktı bilgisayarına pıt bizim network'e girdi. %1'lik payımızın nedeni bu arkadaşlar. Bu gibi ve buna benzer birçok neden. Peki Evrim Hanım biz ofise ne kurduk ya? Bir sürü alet edevat da geldi. Aslında belki birkaç örnekle başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Avusturya'da bir otel hacklenmesi hadisesi oldu. Odaların kapıları uzaktan hackerlar tarafından kilitleniyor. Ardından bir fidye talep ediliyor tabii. Bu fidye hackerlara verildikten sonra sistem normale dönüyor. Kaldığımız otel hackleniyor, ofisimizdeki bilgisayar hackleniyor. Arabamız hackleniyor. Arabamız hackleniyor. Siber güvenlik de bizim için artık böyle dev sistemlerde büyük şirketlerin sahip olması gereken acayip uzak bir şey değil. Biz mesela sizle tanışana kadar siber güvenlikçileri siyah kapşıyordu. Değil mi? Siyah peçeli falan öyle bir normal siyah iki tane. Siyah giyinerek böyle yakalıyoruz. Siyah geldik aslında. Siz de siyah geldik. İşte anonymous maskeleriyle falan gelecekler olsun. Yani Evrim Hanım anladığımız kadarıyla bu kutular bizim kaba tabirle şu an bir siber güvenlik ağı ördüler etrafımıza. Doğru. Bu sisteme kimlerin ihtiyacı var ve amacı ne? Darknet UTM cihazı birden fazla fonksiyonu içinde barındırıyor. Birincisi demin otel hikayesindeki gibi koruma maksatlı işletmelerin kendi bilgilerini, sistemlerini korumaya almak maksatlı oluşturduğu bir koruma fonksiyonu. İkinci bir fonksiyon var aslında Türkiye'ye has da bir hadisedir bu birazcık. Doğru. Bu tür misafiri çok olan yerler, restoranlar, kafeler, oteller. İzmo. Bunun gibi birçok şirket aslında. Aynen. Genellikle şöyle bir soruyla çok şey kalırlar. Wi-Fi'nize bağlanabilir miyim? Şifreniz nedir? Şimdi burada hemencecik 1, 2, 3, 5, 4, A, B, C diye size şifre verilir. Oradan bağlanırsınız. Son derece güvensiz. Aslına bakarsanız Türkiye şartlarında yasalara da aykırı bir hadisedir. Biliyorsunuz Türkiye'de bir 56-51 sayılı internet kullanımına dair bir yasa var. Bu yasa sizin bütün iş yeri network'ünüzdeki kullanımı uygun biçimde loglamanızı yani kayıt altına almanızı bir siber suç oluşması durumunda gelen siber yetkililere, polislere bunları sunabilmenizi gerektiriyor. Bu son derece önemli bir hadise. Berknet cihazının üzerinde hali hazırda bu yasaya uygun bu kayıtları tutan da bir modül var. Ben sizin misafiriniz olarak kodlanarak bu ağınıza dahil olacağım. Bu şeyi açalım. Bu hani bir kafeteryaya gidip giriyorsun TC kimlik numarası. Aynen. Aynen. Restoran, kafeler ve oteller TC kimliktense SMS. Telefon numarası. Aynen. Telefon SMS. Numarası. İnternet bankacılığına benzetebilirsiniz aslında. Nedir bu hardware'ların olayı? Bu bir güvenlik görevlisidir aslında. Network'ünüzün kapısının önünde duran bir güvenlik görevlisi. Ona çok güvenmeniz lazım. 56-51 yasası güzel bir örnek. Türkiye'ye has bir yasadır bu. İhtiyacı da var ülkenin hakikaten. Herhangi bir yabancı üreticinin böyle bir yasaya uygun loglamayı kutunun içine sokması mümkün değil. Türkiye onlar için %1'lik bir pazar. Ama biz tamamen buradaki ihtiyaçlarınıza bakıp bütün işletmelerin, her boyda KOBİ'nin ona uygun bir yazılım geliştirip o size gelen alet edevatın içine gömdük. Yazılım bazında yerlilik beni güvende hissettiriyor ya onu söyleyeyim öyle, yani açık öyle, bir şekilde. BQ 25 küçük işletmeler için dizayn ettiğimiz bir küçük donanım. 20-25 kişiye kadar, client'a kadar desteği var. Yani 25 tane PC veya telefonun olduğu bir ortamda sağlam bir güvenlik sağlıyor. Birbirinden bu kutulara ayıran tek
tek şey bunlara bağlanacak cihaz sayısındaki artış. Şimdi Mustafa, ben paneli merak ettim. Cihazın arayüzünü biraz kurcalamak evet. istiyorum senin için de sorun Doğru, değilse. Yok, hatta yok, sen tabii. otur birlikte kurcalayalım. Tamam olur. Aynen. Beraber inceleyelim. Bu VAT filtre kaynakları herhalde son bir saat içinde girilen. Kullanılan internet. Aynen. Şu an iki portumuz aktif durumda. Doğru. Güzel bir bölüm yani. Trafik kayıtları indirme yükleme bölümü. Ben de oraya aslında. Daldım. İnterneti kim ne kadar kullandı şirketimizdeki rapor aslında tam olarak bu. Teknik arkadaşların kutuyu kurarken kullandığı bölüm aslında. İnternet erişiminde benim bilgilerim çalınıyor mu? Bilgilerimi girmeli miyim dediğim bölüm. Spot özelliği. Bu özelliğe Türkçe isim olarak kimlik doğrulamalı internet diyoruz. Burada yetkilendirme modelleri var. Yani cep telefonumuzu giriyoruz, TC kimliğimizi giriyoruz. Bu her işletmede farklı taleplerle ilerleyebilir. Ha, burada seçenekler evet, var. Seçenekler biraz daha kullanıcılara bırakılır. Evet, burada ben SMS ile yetkilendirme dersem bizim İzmo'daki Doğru. internete gireceğiz ama Doğru. o arayüzde karşılaşacak. Cep numarasını ve telefonuna gelen bir SMS kodunu aynı Aynen. internet bankacılığında olduğu gibi karşına gelen sayfaya giriş yapıp internet erişimine başlayacak. Şurada filtreler var. Berknet Tool'un da web filtre özelliğinde İnternete çıkış yapan kullanıcıların hangi sitelere girebilsin? Ha, bu kategori bazlı. Evet, aynen öyle. Engelleme listesine sürükler misin rica etsem? Evet, oraya sürükleyip bırakabilirsin. Şu anda bu kadar mesele. Şu an bu... Cinsellik kategorisine giriş yapılamayacak. Tamam, hemen engel. Onu bir iptal edelim abi. Mesela bu bizim Lütfi'nin bilgisayarı abi. Tamam. Hiç internete giremesin ya, o hale getirelim. Tamam, o zaman çok basit, güzel bir özellik var. Web listelerine gel abi, solda. Bak orada bir tane içerik var, tüm siteler diye. Onu engelleme listesine atarsan, Lütfi arkadaşımız... İnternete giremezsin. İnternete abi. Google dahil herhangi bir siteye giriş yapamayız. Tamam, bu böyle kalsın. VPN bölümü aslında Virtual Private Network dediğimiz bir özellik. Bu özellik ikiye ayrılıyor Berknet ürünlerinde. Birincisi IPsec, ikincisi SSL VPN. IPsec VPN dediğimiz şubesi olan birden fazla lokasyonu aynı network'teymiş gibi çalışmasına olanak sağlıyor. Mesela ben Uganda'dayım. Uganda'dan Olabilir. Ofisteki bilgisayara bağlanıp Olabilir. İşlem yapamıyorum. VPN bu anlama Tam geliyor. Tam olarak bu bağlantıyı da güvenli bir bağlantı olarak sunuyorum. Evet, noktadan yine... noktaya tünellemeyle. Bu da kendinden hayal et, İstanbul'dasın, ofise bağlanacaksın İzmir'de, şirketine güvenli bağlantı yapabilirsin. Berknet'e sizlerle bir uygulaması üzerinde. Şurada bir kayıtlar bölümümüz var panelde. Doğru. Bu internet sitesine girmiş, burada ne kadar bir trafik oluşturmuş, bütün raporlara ulaşabilirsiniz. Ve bunların dışında bu arayüzdeki grafiğimizde benzer bir raporlama çözümü de mobil app'imiz. Mobil aplikasyonumuz da var. Bu içerikte dünyanın yine herhangi bir lokasyonundan mobil app aracılığıyla şirkete saldırı var mı, raporlar çalışıyor mu gibi tüm verilere ulaşabilirsiniz. Durduruldu diyor mesela. Eylem, evet. Neyi durdurdu bu kadar? Şimdi burada sizin koymuş olduğunuz güvenlik limitlerine takılan servis kuralları. Ay yavrum ya. Patronlar bunu çok sevdi. Çok sever. Excel olarak da bu formatta bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tamam, daha fazla anlatma abi. Bana bir sıkıntı geldi. Bu cihaz tuttuğu logları nasıl gösteriyor? Ya da gösteriyor mu? Gösteriyor mu? Biz onu ayarlar bölümünden bir yedek aldık arkadaşlar. Onu da açtık şuraya. Hazırsanız şimdi size şifreleme sistemini gösteriyorum. Ya burada aslında bizim az önce baktığımız her Doğru. şey bu harflerin rakamları Aynen içinde. Öyle. Bu encrypt edilmiş veri aslında. Bunu açmak için tam tersi olan decryption key lazım. Bu da biraz zor bir sistem. Acaba webtekno yazıyor mu ya burada? İşin güvenlik kısmı da tamamen bu aslında. Eyvallah. Şimdi hazır panelden çıkmışken Evrim Hanım, şu hem bir yerlilik meselesini biraz açalım. Ne kadar yerliyiz? Cihazın üzerinde çalışan yazılıma dair her şey %100 yerli. Yerlilik meselesi aynı zamanda istihdam demek. Yerli ve milli siber güvenlik. Yatırımlarının büyümesi için çok ciddi oranlarda kaliteli istihdam artışı gerekiyor. Berknet bu anlamda kaliteli istihdamın yetişmesi için bir okul vazifesi de görüyor. Aa. Evet. Nasıl ulaşacaklar size? Çalışmak Çok isteriz. Arkadaşlar. Yazılımla ilgilenen herkes ik@berknet.com'a e-mail atabilirler. Biz aşağı yazdık arkadaşlar mail adresini. Çok teşekkür ederiz. Aynen. Aslında şunu da belirtmem gerekiyor. Berknet, Logo Yazılım, Logo Holding gibi Türkiye'de 35 yıldır yazılım yapan en büyük yazılım şirketinin parçası. Buradaki 35 yıllık yazılım tecrübesini KOBİ'lere taşımak için güvenlik anlamında kurulmuş bir şirket. Artık Evrim Hanım videomuzun da sonuna gelmiş olduk ve Mustafa Beyler, Bey ve Hanım dedi. Çok teşekkür ederim. Aynen. Bizim için çok keyifli bir içerikti. Sağ olun Çağdaş Bey. Hani hep böyle sağda solda giriyorduk ediyorduk, bir takım meraklarımız vardı. İlgi çeken bir konu günümüzde aslında. Bizim için öyleydi. Teşekkür ederiz tekrar videomuza misafir Sağ olduğunuz olun. İçin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca kafanızda bir şeyler takıldıysa bu konuyla ilgili veya teknolojiyle ilgili bizim için fark etmez. Yorum bölümünden sorabilirsiniz. Artık başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.
Valla arkadaşlar misafirler gitti, bütün sandalyeler bana kaldı. Bu sandalyenin üstündeki videoya tıklayarak başka bir video izleyebilirsiniz. Bu sandalyenin orada da bir video var. Bir de ortada abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz da çok rahatladım ben ya burada.